Dudaklar bir kadın yüzünde olmazsa olmazı. Yani şekilli ve volümlü olacak, çok güzel olacak, kıvrık olacak, ucu yukarı doğru kalkık olacak, burun dudak mesafesi dar olacak, alt dudak volümlü olacak. Eğer böyle doğmadık, bunun dışındayız. Ne yapıyoruz? Hyaluronik asit hemen bir takviye alıyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Hyaluronik asit doğamızda olan bir madde, hiçbir yan etkisi olmayan bir madde. Genç kızların korkmaması gereken bir madde. Buradan anne babalara da sesleniyorum. Öyle kalıcı rujlar, kalın kalemler, dudakları sürekli makyaj altında bırakmalar ne yapıyor? O kimyasalları çocukların yemesine sebep oluyor. Ve genç kızlar bir sürü kimyevi madde yutmuş oluyor. Oysa makyaja esir olmamak lazım. Onların daha özgüvenli, daha özgür, daha aynaya bakarken kendiyle barışık olmasını istiyorsanız hyaluronik asitle tanışmaları sağlamalısınız. Hyaluronik asit doğal dudak dokusunu hem nemlendirir, hem parlatır, hem besler, hem de dudaklara çok güzel bir şekil verir. O yüzden hyaluronik asit bir genç kız dostudur. Eğer dudaklarını ince hissediyorsa genç kızlar hyaluronik asit yaptırmaktan asla korkmasınlar. İlacım acıyor mu? Acımıyor hiç. Acımıyor ki diyoruz. Hı-hı. Evet, biliyorum acımıyor. Çünkü ben kendi kızlarıma da çok yapıyorum. Buradaki sevgili çalışma arkadaşlarıma da çok yapıyorum. Dudak dolgusu acıyan, üzen bir dolgu değil. Çünkü dudak mukoza ve mukoza çok hızlı uyuşur. Uyuşturucuyu çok güzel çeker. O yüzden de öyle dramatik bir ağrı acısız olmaz. Hatta biz burada genellikle hiçbir şey kullanmadan yaparız. Şimdi sana bir krem kullandık, lokal anestezik krem. Ama normalde biz anestezi kremi falan kendimize kullanamıyoruz, vaktimiz olmuyor. Aynaya bakıyoruz, aa botoksum gelmiş, dudak dolgusu çok eksilmiş falan filan deyip böyle pata köte botoks, endofil, dudak dolgusu ne bulursak yapıyoruz hızlı hızlı. Burada çalışanlara da aynı şekilde. Uyuşturduğumuz günde vaktimiz olmuyor. Çünkü tam bir şey yapacakken kendimize bir müşteri geliyor, başka bir şey oluyor. O yüzden çok iyi biliyorum hangisi ne kadar acı. Dudak dolgusu gerçekten hiç acımıyor. Çünkü dudaklar mukoz olduğu için uyuşturucuyu çok güzel emiyor. Hilal'le de böyle konuşa konuşa rahat rahat dudak dolgusu çalışıyorum. Kaş göz, gerisi söz der büyükler. Bunda boş yere demezler çünkü bakışlar çok önemlidir bir yüzde. Ama şimdi Hilal'cim sen de şahit olacaksın. Bakışların çok değişecek. O güzel gözlerin dudak dolgusundan sonra ortaya çıkacak. Çok daha böyle feminen, çok daha seksi, çok daha kadınsı, daha hoş bakacaksın. Çünkü bakışlar çok etkileniyor. Gözlerin güzelliği çok etkileniyor. İnce dudaklı genç kızlar genellikle daha sinirli gibi duruyor. Sinirli olmasalar bile. Çünkü dudakların inceliği, içe dönüklüğü, hacimsizliği gülerken bile yüzü sert gösteriyor. O yüzden sinirli görünmek yerine kadınsı görünmek hepimiz isteriz. İşte genç kızlardan da bunu esirgememek lazım. Kadınsı görünmek için üst dudağın bu şekilde kontürlü, volümlü ve şık durması istiyoruz. Hayatta şunu demeyeceksiniz. Benden size tavsiye. Çoluk var, çocuk var. İşte iki tane çocuk, üç tane çocuk oldu. Bu kadar göbek de olur. Bu kadar yağlar da olur. Bu kadar kırışıklıklar da olur. Öyle çocukların arkasına saklanmıyoruz. İyi, yabancılar yok. Hiç öyle yapmıyor. Üç tane var bende de. Ay maşallah. Ay maşallah. Ben seni gerçekten genç kızdan yaptım. O genç kız formatını da koru hep. Evet, hep koru hep. Fiziğini de, yüzünü de hep bakımlı tut. Çünkü öyle çocuk doğurduk, bakımsızlaşıyoruz. Evet. Yok öyle bir şey. Kimse için de değil. Hani sevgili, evet, koca, anne, baba, her şeyi bir kenara, kendin için. Evet, bunları kendin için yap. Kendin için tabii ki. Kendini aynaya bakınca diye kendini iyi hissetmen gerekiyor. Evet. Bu çok önemli. Bir kadının kendine saygısı. Evet. Siz de öyle yapacaksınız. Benden kesinlikle güzellik önerileri, hayat tavsiyeleri. Kendiniz için aynaya sabah kalkıp da ilk olarak kendinize bakmıyor musunuz? Kendiniz için bakımlı olacaksınız. Güzel hissetmek için. Aç hayatım. Alt dudağa geçiyoruz. Alt dudaktaki bu ince çizgileri böyle dolduruyoruz. Dudağımızı parlatıyoruz. Hyaluronik asitle besliyoruz. Alt dudağımızı böyle çok daha bakımlı, çok daha pırıl pırıl, çok daha nemli bir formata getiriyoruz.